Bağcılar Belediyesi, İstişare Kurulu toplantılarının 41.sini Hizmette 20 Yıl konu başlığı altında gerçekleştirdi. Halk Sarayı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti milletvekilleri Faruk Settioğlu, Harun Karaca ve İsmail Güneş de çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda Bağcılar'ın kurucu belediye başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Feyzullah Kıyıklık da ilçenin 20 yılını değerlendirdi. Ben seçildiğimde buranın nüfusu 418 bin idi. Yani bayağı büyük de bir nüfus. Okul yok. Bir tane bile hastane yok. Baraka 3-5 tane sağlık ocağı var, doktor yok. İşte hastaneler yapıldı, mahalle konakları yapıldı, sağlık ocakları yapıldı, muhtarlıklar yapıldı. İşte bu saraylar yapıldı vesaire vesaire. Ama bundan öte biz buranın sosyal hayatını gerçekten değiştirdik. Bağcılar'ın dünden bugüne gelişiminin bir fotoğraf sergisiyle anlatıldığı toplantıda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı Ekopazar'a açıklamalarda bulundu. 20 yılda neler değişti Bağcılar'da? Soru çok kısa ama cevabı çok uzun. Bağcılar 20 yıl öncesine baktığımızda, 20 yıl dediğimizde hemen hatıralarımıza bayıyla, bahçeleriyle, üzüm bağlarıyla, tarım arazilerinin olduğu ve bir köy hayatının hakim sürdüğü bir metropol, bir kent görünümünde bir Bağcılar tabii ki. 20 yıl öncesiyle Bağcılar'a baktığımızda, ilçe olduğunda Bağcılar ahırlarıyla, mandıralarıyla, toprak döküm sahalarıyla, ağır sanayileriyle belki şehir hayatı yaşanabilecek bir mekanı bulunmayan bir yerdi. Bugün geldiğimiz noktada Bağcılar'da özellikle yapısal anlamdaki değişiklik, altyapı problemlerinin halledilmiş olması, yollarıyla, metrosuyla, tramvayıyla, 5 yıldızlı otelleriyle bugün geldiğimiz noktada Bağcılar yaşanabilir bir şehir haline gelmiş durumda.